Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemi de yoğun olarak transfere odaklanmış durumda. Galatasaray'ın transfer gündeminde neler olduğunu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Açıkçası Galatasaray'ın bir numaralı gündem maddesi orta alanın nasıl kurulacağı konusu. Bu manada Dursun Özbek'in bir çilek çalışması da olduğu bilgisi var. Kim bu çilek ya da işte kimlerden oluşacak bu orta saha? O kadar çok isim var ki şöyle bir küçük not çıkarttım. Cenk Ergün'ün araştırmaları gerçekten de çok çok önemli isimler üzerine yoğunlaşmış durumda. Ndombele, Idrissa Gueye, Morgan Sanson, William Carvalho, Mendy, Muhammed Ozdoev, João Pedro, Fortinis, Isco, Amir Hatsi Ahmetovic gibi, yani şu anda saydığım gerçekten bunlar 10 isme yaklaştı. Orta alanda tabii bu kadar sayının fazla olmasının sebebi Galatasaray'ın orta alana fazla sayıda transfer yapma arzusu, yani en az 2 olmazsa 3 transfer birden orta alana düşünülüyor. Ama bu arada sağ ve sol kanatlar için alternatif isimler, santrofor bölgesi için arayışlar devam ediyor. Ve tabii ki savunma için daha önce söylediğimiz bazı çalışmaların olduğunu vurgulayalım. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi ileterek başlayayım. Beğenileriniz bizim için değerli. Keza abone olarak daha geniş bir kesime ismimizi duyurmayı sizler vasıtasıyla sağlıyoruz. Evet, hemen bu küçük uyarıdan ya da daha doğrusu bu küçük teşekkürden sonra başlamak istiyorum. Çok vakit kaybetmeden hemen transfere geçelim. Öncelikle birkaç tane iç transfer noktası var. Onlardan bahsedeyim. Yunus Akgün'e Lille talip oldu. Biliyorsunuz Zeki Çelik işte orada, Yusuf orada, Burak ayrıldı ama işte yeni bir Türk oyuncu Yunus Akgün 6 milyon euro, Galatasaray bu teklifi reddetti ama bir küçük not olarak sizlerle paylaşmak istedim. Keza benzer bir olay da Muslera'da var. Ren takımı Muslera'ya teklifte bulundu ama Ren'in toplam maaş bütçesi bile aslında bu transferin gerçekleşmesinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Tabii ki sportif direktör Florian Maurice diyor ki hani biz burada Doğan Alemdar'ın önüne Muslera'yı koyup Doğan Alemdar'ı geliştirmek istiyoruz diyor ama Galatasaray'ın böyle bir niyeti olmayacağını çok net bir şekilde söyleyelim. Bu arada birkaç tane oyuncuyla ilgili de artık biletlerinin kesildiği demeyelim de yolların ayrılacağı noktasında elimizde bazı haberler var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Bunlar işte Sasha Boy, Cagne yeni sezon planlamasında olmayacak isimler gibi görünüyor. Hatta menajerlerine kendinize takım bulabilirsiniz cümlesinin de sarf edildiğini söyleyebiliriz. Ömer Bayram, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan için de benzer cümleler kullanılıyor ama doğrulatabilmiş değilim. Özellikle Emre Kılınç'tan ben Galatasaray'ın Okan Buruk'un faydalanabileceğini düşünüyorum. Yani bu benim kanaatim ama böyle bir haber kamuoyuna yansıdı. Onu da ben sizle paylaşayım. Bazı haberleri sizlerle paylaşıyorum ama o haberlerle ilgili değerlendirmemi de yapmaya gayret ediyorum. Şimdi bir sağ, bir sol, yani oralarda kim oynayacak? Başlangıç planı olarak Kerem ve Yunus'un oynayacağı iki bölge var. O iki bölgeye iki tane isim belirlemiş vaziyette Galatasaray ve onların üzerine özellikle yoğunlaşmış durumda. Onlardan bir tanesi Ole Solbakken, zaten gündeme geldi. Norveçli oyuncu 23 yaşında. Aralık 2022'de sözleşmesi tamamlanıyor. Bedelsiz olarak Galatasaray almak istedi. Ama Galatasaray'a bedelsiz vermek istemiyorlar. Galatasaray önce 700 bin euro dedi. Sonrasında Eintracht Frankfurt devreye girdi. Kostić'in yerini alabiliriz deyince Galatasaray'da 1 milyon euroya çıktı. Ole Solbakken bence hem yatırım transferi olarak düşünülebilecek bir oyuncu hem de Galatasaray için faydalı olacak. Diyeceksiniz ki hani onu mu oynatacak, öbürkünü mü oynatacak ama uzun bir lig maratonundan bahsediyoruz. Ve her an her şeyin olabileceği gerçeğini de bir kenara yazmamız lazım. Keza sol kanat için de El Sharawi'yi yazdı İtalyan basını. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu yedek kaldığı için Roma'da
ayrılmak istediğini söyledi. 2023'te bitiyor onun da sözleşmesi. Bu manada bir avantaj olabileceğini vurgulayabiliriz bu transferin gerçekleşmesi noktasında. Evet, genelde sağ sol kanat dedik. Hadi orta sahaya geçmeden, çünkü orta saha çok önemli. Şu santrofor bölgesindeki gelişmelerin ne olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Santrofor bölgesinde Rus basını Artem Zuba'yı daha önce biliyorsunuz Fenerbahçe'ye gitti gidiyor, Türkiye'ye gideceğini açıkladı gibi açıklamalar yapmıştı. Artem Zuba Türkiye'de tatilini yaparken bu kez oyuncuyu Galatasaray'a yazdılar. Bu noktada tabii bu Rus basınının bu tür açıklamalarına da çok da fazla itibar etmiyorum ben. Çünkü daha önce Fenerbahçe'ye de yazmışlardı. Ama olmaz mı? Olabilir. Yalnız oyuncunun yaşının 34 olmasını bir kenara yazalım. Unutmayalım, Gomis gibi yaşlı bir santroforu daha var Galatasaray'ın. Henüz bir vedalaşma söz konusu olmadığını ama bonservisi elinde Zenitli oyuncunun ve gol noktasına baktığımızda da 36 maça çıkıp 13 gol 10 asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz ve Rusya'da da artık kalmak istemediği gerçeğini de vurgulayalım. Tabii ki Okan Buruk'un bir numaralı isteği Vedat Muriç. Vedat Muriç ile ilgili güzel bir haber geldi İtalya'dan, onu paylaşalım sizlerle. Lazio onu satış listesine koydu ve 10 milyon euroya satış listesine koymasına rağmen herhangi bir talibinin olmaması Galatasaray'ın iştahını da kabartıyor. Çünkü Okan Buruk'la Vedat Muriç arasındaki bağlantının ne kadar güçlü olduğunu biz Rize Spor'da birlikte çalıştıkları dönemden hatırlıyoruz. 28 gole falan tesir ettiği bir süreç yaşanmıştı Rize'de. Dolayısıyla Galatasaray o transfer için 5 milyon euro gibi bir rakama razı görünüyor. Vedat bence diğerlerinden daha önde. Özellikle de şunu vurgulamak lazım. Peki para nereden bulunacak derseniz, Marcao gitti gidiyor. Oradan gelecek paranın 15 milyon euroya çıkması isteniyor. İşte bu orta alanda ve işte buralarda kullanılsın isteniyor para. Onu da söyleyelim. Santrofor bölgesi için söylediğimiz isimler. Bir santrofor ismi daha var ki o da çok bence iyi bir santrofor. Kuzey ülkelerinden gelen oyuncular Türkiye'de iş yapmaya başladı. İşte böyle olunca Erik Botheim, Norveçli oyuncu, 22 yaşında, o da Krasnodar'a gitmişti. Bonservisinin elinde olduğu, kulüpsüz olduğunu görüyoruz Transfermarkt verilerine göre ki bu noktada da açıkçası Botheim'da gündeme girmiş vaziyette. Bence de iyi bir seçenek çünkü Trabzonspor hem Sörlot'tan hem dikkat edersek Cornelius'tan yüksek verim aldı. Onun için bu da önemli bir nokta. Evet, şimdi santrofor bölgesindeki oyuncuları tamamladık. Baktık hepsine. Şimdi orta sahada gerçekten çok isim var. Çok isim olmasının sebebi de o bölgeye çok transfer yapılacak olması. 2, en az belki de 3. Yani onun için de o bölgede çok önemli isimler var. Hemen kasetin girişinde, videonun girişinde saymıştım ama gelin şimdi birkaç tane farklı isim, farklı veriler doğrultusunda konuşacağımız isimlere bakalım. Bu arada şunu da söyleyelim. Bugün gerçekten enteresan bir gelişme oldu. Amir Hadzi Ahmetoviç, biliyorsunuz Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı'dan sonra acaba o da mı Galatasaray'a geliyor dendi. Ve şu veri çok dikkat çekici. İlhan Palut, Konyaspor teknik direktörü, yaptığı konuşmada ben Amir'i bırakmak istemiyorum dedi. İşte bırakmak istemiyorum ama kulübün menfaatleri doğrultusunda deyince Amir'le ilgili bir tasarruf olduğu gerçeği de ortaya çıktı. 2024'e kadar sözleşmesi var. Geçen sezon Konyaspor'un yükselişinde 36 maçta 2 gol 5 asistle önemli bir pay sahibi olmuştu. Amir'i de bir kenara yazalım, onu da özellikle söyleyelim. Çünkü Amir de orta alan bölgesi için alternatiflerden biri. Ama oraya Dursun Özbek daha böyle çok ses getirecek bir transfer peşinde olduğunu da biliyoruz. Yani tabii ki Cenk Ergün topluyor malzemeleri, getiriyor ve işte Erden Timur, Dursun Özbek oturuyorlar, karar veriyorlar. Şimdi o öyle isimlere doğru gidelim. Yani onların hangisi daha uygun diye. Bir kere Magomed Ozdoev ile ilgili de yine Rus basınından gelen bilgiler var ve menajeri de Türkiye'den teklif aldıklarını doğruladı. Zaten Türkiye'de sözleşmesi bitmiş bir oyuncu. Bu manada bir orta saha oyuncusu olarak
önemli bir isim diyebiliriz. Ama ben açıkçası öne yazdığın isim mi derseniz değil. Hemen onu söyleyeyim. Şimdi Nicola Schira var, İtalyan gazeteci. O transferlerle ilgili bazı şeyler yazdığında çok yakın çıkıyor transferlere, daha transferlerin nabzını tutuyor. O Joao Pedro'yu yazdı Cagliari'den. Forvet ve forvet arkası oynayabiliyor. Onu söyleyelim, yani 10 numara pozisyonunu oynayabiliyor. Galatasaray'ın 7 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı. Ben bu rakamı biraz fazla buldum. Pek de inandırıcı gelmedi bana. Brezilya uyruklu İtalyan oyuncu 2,5 milyon TL'ye de, özür dilerim, Euro'ya da anlaştığı bilgisini verdi. Geçen sezon Cagliari küme düşmüştü ama 7 milyon euro bence oyuncu için yüksek bir ücret. Galatasaray'ın böyle bir rakama ulaşacağını da açıkçası düşünmüyorum. Şimdi dedik ya, benim gördüğüm iki tane çok önemli isim var. Konstantin Fortunis'i de yazdılar. 29 yaşında Olympiakos, ayrılmak istediğini söylüyor. Ve 3 milyon euroluk bir transfer mark değeri var. O da 10 numara, önemli bir oyuncu. Ama 10 numarada başka bir oyuncunun ismi var. Ben önce şu Gomis'in kuzeninden bahsetmek istiyorum. Mendy'den, Leicester City'den. Diyor ki bonservisimi alırım, 1,5 milyon euroya da razıyım. Ben yani gerçekten de çok çok yakın olabileceğini düşündüğüm isimlerden biri Mendy. Onu bir kenara yazmamız lazım. Gomis konusu da bir şekilde karar vermesinde olumlu etki yapacaktır. Peki çilek kim dediniz baştan? Isco. Real Madrid'de sözleşmesi bitti. El Mundo Deportivo diyor ki ona talip takımlar var. O talip takımların başında da Galatasaray yer alıyor. Biliyorsunuz oynama konusunda sıkıntıları vardı. Şimdi yeniden oynayarak zirveye yükselmek istiyor. Isco da gelirse bir 10 numara olarak, bir zaman zaman kanat da oynama becerisi var, Galatasaray'a büyük katkı sağlayacaktır. Galatasaray orta alandaki çeşitlemeden kesinlikle vazgeçmiyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.